sadece 50 bindir. Geride kalan 200 bin civarındaki isimsiz kahramanımız kanlarıyla suladıkları... Hiçbir millete nasip olmayan ve Yüce Türk milletinin kahraman evlatlarınca verilen bir mücadelenin adıdır Çanakkale. Şairin ifadesiyle Bedir'in aslanlarının kükrediği ateşten bir imtihan Çanakkale. Kınalı kuzuların gül bahçesine gidercesine şehadete atıldığı yerdir Çanakkale. Bebeğine isim vermeden yuvasından ayrılan tüfeğine yar, mezarına bahar diyenlerin yeridir Çanakkale. İnançtır, cesarettir Çanakkale. Türk'ün imkansızı dünyaya haykırdığı yerdir Çanakkale. Şairin dediği gibi candan geçilir, anadan geçilir, yardan da geçilir ama vatandan geçilemez. İşte bu yüzden Çanakkale geçilmemiş, geçilememiştir. Ulusça Çanakkale ruhunu kavramaya, kuşanmaya muhtacız. Bu ruh, birlik, beraberliğimizin ve huzurumuzun teminatıdır. Bizlere böyle bir zaferin gururunu yaşatan, başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını şükranla anıyorum. Şehitlerimizin ruhları şad olsun. Çanakkale Boğazı'nı gemilerle geçemeyeceklerini anlayan düşman kuvvetleri bu kez topraklarımıza karadan girmeyi denediler. İngiliz, Fransız, Avustralya, Yeni Zelanda, Anzak ve diğer askeri güçler karadan çıkarma yapmaya başlamışlardı. Fakat Yüce Türk milleti bu çıkarmaya da geçit vermemiş, kanlarıyla Türk toprağına Çanakkale geçilmez diye yazmıştır. İşgal kuvvetleri işlerini şansa bırakmamak için tam 480 bin kişilik orduyla Çanakkale'ye geldiler. Savaşı kaybedip kaçarken geride 375 bin kayıp bırakan işgalciler 105 bin askerle arkalarına bakmadan geri döndüler. Gelemediğim bütün üzgünüm oğlum, Salih'im. Düşmana biz yeteriz baba. Biz yeteriz. Yerimi dolduracaksın Salih. Ben nasıl da oğlum baba? Oğullarımız. Sonra da torunlarımız. Sonra da torunlarımız. Düşmana mezar olacak toprağımız. Sen hiç meraklanma baba. Mevzeleri boş bırakmayacağız. Sen müşteri ol. Allah yardımcın olsun oğlum. Benim için de kuştun sık yavura. Düşmanlar. Düşmanlarımız. Boğazımıza sarılmaya Çanakkale'ye geliyorlar. Vatan, evlatlarımdan yardım bekliyor. Öyle mi? Çok mu görmüşler? Ne ağlamayacaktın? Söz vermiştin. Ağlamıyorum ki. Ne zaman gidecek misiniz? Hemen. Ağlama bak, bilmez misin? Biz cepheye davul da fırına gideriz ana. Bu adam bizi bekliyor. Bin canım da olsa feda olsun bu vatana. Hadi sil gözünün yaşını. Bize gözyaşı değil, gurur yakışır anacı. Mavi denizlerde ürün baktıların. Oynaşırdı uzun asırlarda. Huzur içinde yatardı denize karşı. Bolayır'da Süleyman Paşa. Uzak iklimlerden gelen gemileri selamlardı gemiler Bolayır'ı. Ezine'de Ahi Yunus. Kaşıkçı baba Kilibahir'de. Gelibolu'yu bekleyen gönül erleridir. Huzur, sükunet ister gönül erleri. Yatışları denize karşı. Gözlemek içindir gemileri.